Merhabalar. Bugün anne keki yapacağız evde. Annelerimizin bize yaptığı mis gibi kokan bir kek tarifimiz var. Bunun için 2 tane yumurtamız var. Bir portakal kabuğunun rendesi, 1 su bardağı toz şekerim, 1 su bardağı sütüm, 1 çay bardağı sıvı yağım, yaklaşık 2,5 su bardağı kadar unum, kabartma tozum ve vanilyam var. Şimdi şekerle yumurtamızı güzelce karıştıralım. Karıştırırken içine vanilyayı da atalım. Yumurta, şeker ve vanilyamızı güzelce çırptık. Şimdi sıvı yağımızı, 1 çay bardağı sıvı yağımız. Bir çay bardağı sütümüz ilave edip yeniden karıştıralım. Sütümüzü, sıvı yağımızı da ilave ettik. Karıştırdık güzelce. Şimdi kontrollü olarak unlarımızı ilave edip çırpmaya devam edeceğiz. Bu aşamada içine karbonatımızı da ilave yapalım. Unumuzun hepsini kullandık. Yaklaşık 2,5 su bardağı kadar unumuz vardı. Hepsini kullandık. Tam denk geldi bu ölçülerde. Şimdi içine portakal kabuğu rendelerimizin ilavesini yapalım. Bu da kekimize çok güzel bir aroma verecek, mis gibi kokacak, harika bir lezzet olacak. Şu anda bile mis gibi kokuyor burası. Kekimizin karışım işlemi tamamlandı şu aşamada. Yağlayıp unladığımız kek kalıbımızın içine aktaracağız. Ve 175 derece ısıttığımız fırında pişmeye bırakacağız. Kek hamurumuzu kalıbımıza koyduk. Kalıbımızı yağlayıp unlamıştık. Üzerine susam ilavesi yaptım ben. Çok yakıştırıyorum keklerde susamı. Şimdi yaklaşık 170 derece fırınımızda 1 saat kadar pişmeye bırakacağız ama kontrollü pişireceğiz. Kekimiz pişti, çok da güzel oldu. Harika görünüyor şu aşamada. Üzerine birazcık pudra şekeri ilave edeceğim. Harika bir tat olacak. Umarım sizler de beğenip yaparsınız. Hem malzemeleri az, hem de tadı muhteşem oluyor. Konuşmayacağım, şu kıyırtısını duymanızı istiyorum. Bakar mısınız? Nasıl güzel.
harika olmuş. Nasıl da güzel oldu. Harika bir lezzet oldu. Harika bir tarif. Çok da kolay yaptık. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ve yapıp denersiniz. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diliyorum. Hoşçakalın. Kekimiz harika oldu. Portakal içine çok yakıştı. Portakal kabuğu rendesi. Bu kek de çok güzel oluyor. Tadı muhteşem. İçi harika pişmiş. Çıtır çıtır diyebilirim. Kesinlikle favorimiz olacak. Bunu iddia ediyorum. Ve tadına da doyamayacaksınız. Harika lezzetli bir anne keki oldu. Hoşçakalın.